O bir girişimci ve yatırımcı. Aynı zamanda mentor ve iş geliştirme konusunda bir uzman. Karşımızda Münteha Adılı var. Merhaba Münteha Hanım, nasılsınız? Harikayım siz. İyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. İşte kadınlarla bu video röportajı kabul ettiğiniz için ayrıca çok mutluyuz ve çok sevinçliyiz. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Bugün biraz renk katayım diye bu Şubat ayının karlı gününe yeşil giydim. Genelde hep siyah siyah çıkıyorum. İnşallah birbirimize moral vererek güzel bir söyleşi yaparız. Çok güzel valla. İçimiz açıldı ne güzel. Yeşil yeşil. Zaten sizi görmek bizim için en güzel mutluluk kaynağı. Ben sizi tabii ki tanıyorum ama bizi izleyenler için bu videoyu hazırlıyorum. Bu yüzden de sizi onlara tanıtalım istiyorum. Münteha Adalı kimdir? Nerede doğdunuz? Nasıl ailede büyüdünüz? Eğitim ve kariyer hayatınız nasıl ilerledi? Bize anlatabilir misiniz? Seve seve zaten herhalde benim hayatımda en çok ilgi çeken kısım da Siverek 8 çocuklu aile işte ilk ve orta eğitimini orada tamamlayıp sonra İstanbul'a gelme sürecim ve İstanbul'da kök salma hikayem çok ilgi çekiyor. Daha çok Anadolu'da gelen gençlerin bana en çok sorduğu sorular da burada yatıyor. Nasıl kendi gerçeğinden çıktın ve İstanbul'da var oldun diye. Siverek'te doğdum. Ortaokulu bitirene kadar da oradaydım. Siverekli bilinen hani orada köy sahibi çiftçi bir ailenin kızı olarak dünyaya geldim. Yedinci çocuğum. Yedinci çocuk olmanın çok büyük avantajlarını gördüm. Küçük olmanın. Küçük olmak hem zordur hem de acayip keyifli ve özgürlük veriyor insana. Çünkü benden daha büyük ablalarımın yaşadığı hiçbir sorun benim sorunum olmadı. Hikayemin içinde bile yoktu. O yüzden onları seyrederek İlk eğitimimi öyle aldım diyeyim aile için. Hatta bazen espri yapıyorum. Bizde kadın dayanışması ailede başladı. Yani 6 kız bir de anne, işte 2 erkek kardeş ama kadınların çokluğu orada bir arada olmak ya da birbirinizi desteklemek, birbirinizi geliştirme konusunda da önemli bir şeydi. Siverek'te olmak benim için muhteşem bir şeydi. Bunu orada yaşarken değil, oradan çıktıktan sonra fark ettim. Çünkü insan bazen elinin altındaki şeylerin kıymetini bilemiyor, onu kaybedince. Benim kaybım tabii benden büyük ablalarımın okumak için memleketten çıkıp hayat bulma ve geri dönme macerasında ben de kendi sıramı bekliyordum. Sıram gelene kadar da hep hayal kuruyordum ya da benden önce İstanbul'u, büyük şehri görenlere de hep sorular sorardım. İşte caddeler nasıl anlatırlardı, kocaman büyük caddeler diye. Tabii hep özlemle ve kendi bulunduğunuz noktada o çemberden, o kutunun içinden nasıl çıkacaksınız, zıplayacaksınız da kendi yolunuzu bulacaksınız kısmı hep muammaydı. Muammaydı ama ben hedefime kilitlenen birisiyim. Yani hayatımın iyi olacağına hep inandım, halen de o motivasyondayım. Ben şöyle diyorum, ben ne yaparsam iyi olacak, ne yaparsam mutlaka faydasını hem başkaları hem de ben göreceğim diye. Belki koşullandırma, niyetler de insanların aslında yolunu belirlemekte çok önemli bir şey. Orada okurken, orada yaşarken diyeyim, her şey benim normalimdi. Ben bunu bütün konuşmalarda da söylüyorum. Yani Güneydoğu'nun benim yaşadığım yıllarda bir gerçeği vardı. O gerçeği içinde var olmak da bizim gerçeğimizdi. Yani orada Güneydoğu'daki olayların başlaması, benim ergenliğim, çevrede duyduğum olaylar, bir fiil şahit oldum. Yani biz askerlerle birlikte okula gidip gelirdik. Sokakta sürekli işte askerler koşar, şarkılar söylerlerdi. Ondan sonra faili meçhuller, sonra Güneydoğu'da o büyük olayların patlaması. Ben tabii bunları orada yaşarken sorguladığımı hiç hatırlamıyorum. Çünkü bazen insan çocukluğuna gidip ya ben ne hissediyordum, annem babam ne hissediyordu. Ben orada kendi dünyamdayken aslında büyüklerin yaşadığı trajedi anne baba olunca anlıyorsunuz. İstanbul'a geldiğimde benim yaşadıklarım aslında hiçbirisi normal değilmiş. Ve insanlar bunu duyduklarında nasıl yani benim için silah sesi de çok normaldi. Ölüm de normaldi. Ondan sonra işte bu faili meçhuller her şey hani yaşadığınız ortama uyma kanunu diye bir şey de var. Neyse İstanbul'a geldiğimde kendimizi
İsteyerek de gelmedik aslında. Ailem de olaylardan dolayı geldi İstanbul'a. Yoksa ben okumak için gelmiştim. Yoksa okul bitince bizler de dönecektik. Bir anda kendinizi büyük şehire adapte etme durumunda yine ben hep gözlemci ve seyirci kaldım. Çünkü ailede çok büyük vardı. Ve onların hiçbir şey aslında bakıldığında trajedi değil ama benim kendi ruhumda, kendi o çocuk ruhumda benim biriktirdiklerim hepsi aslında beni bugünkü Münteha'yı var etti. Tabii ki sorguladığım çok şey oldu. Orada çok şeyken hiç olmayı görüyorsunuz. Kaybolmayı görüyorsunuz. Kalabalıklar içinde kimsiniz, kimliğinizi arama. Bunu aile büyüklerim falan böyle sohbetlerimi, videoları seyredince ya sen ne anlatıyorsun sanki hani yokluk çektik de trajedi. Ya trajedi benim kendi ruhumdaki trajediydi. Yani düşünsenize elinizde neler olduğuna bakıyorsunuz. İstanbul'da elinizde var olanlar para etmiyor. Yani işte Siverek Devrim İlkokulu'ndan, ortaokulundan mezun olmak bir şey değil. Ya da sizin oradan gelmeniz de bir şey değil. Sanki hep eksilerden gelmişsiniz de artıya çevirmeye çalışıyorsunuz. Ya da artıları bulmaya çalışıyorsunuz. Sonra döndüm dedim ki ya benim eksi, başkalarının eksi dediği şey aslında benim hepsi artılarım ve gerçeğim. Ben neyin mücadelesini veriyorum? Ben sahip olduklarımla yolda devam edersem aslında belki bu samimiyet, açık sözlülük, dobralık diye tanımlanan şeyler benim için vazgeçilmez oldu ve en iyi dostlarımdı. Yani önce kendinizin dostu olmalısınız, kendinizle konuşmalısınız, kendinizi dinlemelisiniz. Sonraki süreçte evet ya yolumu buldum. Niye buldum? Çünkü kendimi kabul ettim. Beni insanların yargılayabileceği ya da işte sohbet konusu bile olabileceği her şey aslında benim gerçeğimdi. Onları önce ben masaya yatırdım, ben kestim, biçtim, ben anlattım, ben hikayeleştirdim. Ve rahatlıyorsunuz. Konuştukça insanoğlu rahatlar, konuştukça barışır, konuştukça kabul eder. O yüzden de konuşmayı çok seviyorum. Herhalde ondan dolayı. Böyle bir durum. İyi ki de anlatıyorsunuz çünkü o şiddet ortamı ne yazık ki ne acıdır ki normalim dediniz ya ben oraya takıldım. Hakikaten hani o kadar şiddetin içinde büyüyor ki çocuklar o zaman şiddet onların bir normali haline geliyor. Acı bir durum maalesef ama siz bu yaşadığınız aslında bir, büyük bir travma o ortamın içinde olmak ve büyümek ama o travmayı kendi hayatınızda pozitife dönüştürmeyi başarabilmişsiniz kendinizi olduğunuz gibi kabul ederek. Doğru anlıyorum öyle değil mi? Aynen. Ya kabul yani reddetseniz ne olur ki? Kendinizle uğraşırsınız. Yani kendimle uğraşacağımı aşağıya çekeceğime önüme çıkan engellerle uğraşırım, hayatla uğraşırım, kendimi var ederim. Yani burada İnsanların ben çevreme baktığımda insanların kendini ifade etmede ya da gerçeğini ifade etmede çok zorlandıklarını gördüğümde üzülüyorum ve desteklemek istiyorum. Yani hiçbir şey başkası için ayıp olabilir, yargılayabilir ama bilsek hiç kimsenin bilmediği bir konu hakkında yargılama, dışlama ya da göz ardı etme bir hakkı yoktur. Bu hakkı biz veririz, o zaman vermeyeceğiz hakları. Başkasının da hakkını yemeyeceğiz. Yani bize yapılmasını istemiyorsa biz de başkalarına yapmayacağız. O birazcık beni herhalde bıçkınlaştırdı mı? Daha net ve çözüm odaklı bir karakterim var. Yani ben şeyi sevmiyorum. Ya bir şey varsa oturup konuşalım. İkili ilişkide de bu böyledir. Dostluklarda da böyle. Müşteri ilişkilerinde de böyle. Çok uzattıkça zaten kronik sorunlara sebep oluyoruz. Açık net olmakta fayda var. Yani açık olduğumuz için kim zarar görmüş ki? Yani kısa bir süre belki göz ardı edilir, dışlanırsınız ama doğru her zaman doğrudur. O yüzden değişmiyor. Peki İstanbul yolculuğunuz nasıl devam etti? Oraya geçelim mi? Siz evet, İstanbul geldiniz. Nerede? Evet, Erenköy Kulesi. Pardon. Evet, Erenköy Kulesi zaten şey diyorum benim CV'mdeki en havalı yer Erenköy Kulesi. Ben geldiğimde de herhalde şu andaki özel okullar değerindeydi. Çok kıymetli bir okuldu. Orada tabii
Yani işte liseyi bitirdim 3 senede. 3 senedeki eğitim hayatı benim 8 sene, geçmişteki 8 senemin telafisi için yeterli bir zaman değildi. Ancak adapte oldum, ancak öğrendim. İşte orada takdirle geçerken burada 5 almak benim için 10 almak gibiydi. Yani orada da şeydir, ben eğitim hayatımda da bana ne faydalı olacaksa onu alıp diğerlerini ise laf olsun diye göz ardı ettiğim dersler ve konular olmuştur. Hani ben böyle çok masa başında oturayım, hiçbir zaman doktor, mühendis ya da böyle masa başı bir şey hiç hayalimde yoktu. Ama adını tanımlamadığımız durumlar bunlar o zaman. Yani girişimcilik diye bir şey yok. Ondan sonra ticaret erbabı var. Kadınlar işte okuyor, aileleri izin veriyorsa bankada olmak çok önemli bir konu. Çalışma hayatında özel sektörde kız çocuklarını istihdam etmek çok tehlikeli geliyor ailelere. Belki de o Türk filmlerindeki durumlardan mı, hani özel sektöre giderse patronun işte bilmem tacizi macizi. Evet, hep bir şey vardı. Çünkü Türk filmlerinde biz kadınları, çalışan kadınları ofiste görevli ya da sekreter olarak ve sürekli patronun ya da diğer çalışma arkadaşlarının tacizine uğrayan figürler olarak gördük. Çok haklısınız. O yüzden de kimse çalıştırmak istemedi. Aman çalışıp ne yapacaksın? Kötü yola düşersin deniyordu. 70'li 80'li yıllardan bahsediyoruz, öyle değil mi? Sizin İstanbul'da olduğunuz. Yani ben 87'den bahsediyorum. Ama o zaman da hani benden bir büyük ablamın çalışma niyetindeki kulağımdaki şeyler. Hani böyle şeyleri duydum. Yani kimse de kız çocuğunu işte bir özel sektörde çok barındırmak istemiyordu. Hani koç gibi ya da çok büyük kurumlar gibi olabilir ama bankaydı ya da devletti herhalde. Yani bizim ailede çok devlet memuru da yok. Erenköy Kısası'ndan sonra Açık Öğretim Fakültesi Türkiye'de ilk defa açılmıştı. Benim de işte bu 8 senenin telafisini 3 sene yapamayınca doğal olarak çok iyi bir üniversiteye puanım yetmedi. Bir tek Eskişehir Sinema Televizyon'a yetiyordu ama orada da ailem İstanbul dışında, hani ben de mi istemedim onu da tam hatırlayamıyorum. Ama abim beni şöyle yönlendirdi. Bak dedi, bütün dedi işletme iktisat mezunları herkes örgün bölümde okuyor gibi gözüküyor ama herkes aslında dışarıdan gibi okuyor. Açık öğretim mezunu ol, hiç olmazsa bir an önce gir, hem de hızlı da hayata atılırsın gibisinden. Ve ben açık öğretime kaydımı yaptırdım. Ben ilk mezunlarından olduğumuz için bizim bir şansımız vardı. İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde öğleden sonraları dersleri alıp örgün bölümde okuyanlar gibi girebiliyorduk. O şekilde seçmeli olarak istediğim hocadan, istediğim ders saatlerinde 4 yılda üniversiteyi bitirdim. Adı gibi bütün kapıların bana açık olacağını beklerken... Ama bütün kapılar kapalıydı. Çünkü bir ülkede bir üniversite açılıyor ama toplum, iş dünyası, belki bu üniversite açanlar bile buradan mezun olacakları ne güveni var ne itibar etmişler. Ama sadece işte herhalde açıkta kalan gençleri en azından üniversite mezunu diplomasını alsınlar, çıksınlar psikolojisi vardı ki insan kendi oluşturduğu sistemden çıkan insanlara ya senden bir şey olmaz, seni de iş dünyası kabul etmeyecek der mi? Ama maalesef böyle bir durumda karşı karşıya kaldım iş hayatı içinde. Tabii bu genç ruhunuzda sizi yaralıyor. Nasıl yaralıyor? Ondan sonra yaraladı ama sizi de bıçkınlaştırıyor bir şekilde. Nasıl bıçkınlaştırıyor? Dedim ki yani nereye başvursak açık öğretim mezunuyuz diye almıyorlar ve beni tanımayanlar, bizi tanımayanlar bizimle ilgili bir yargıya varmış ve bizi bir yere oturtmuşlar. Hiç unutmuyorum, bir bankanın sınavına girdim ama o dönemler torpil de vardı. Yani böyle referans usulü, işte bunun kızı gelecek sınava alın gibisinden. O kısım muamma, ben gerçekten sınava mı geçtim, yani gerçekten referans mı işe yaradı kısmını bilmiyorum. Aradan çok uzun yıllar geçti. Açık net konuşabiliriz. Ben bankaya girdim. Girdim ama beni kapanacak olan, bilgisayarı olmayan bir şubeye verdiler. Ya yani aslında ayıp olmasın diye alınmışım. Ve orada yine sizi göz ardı ediyorlar. Bunu belki yıllardır bunu böyle anlatıyorum. Çünkü hikaye bu. Benim ruhumda bıraktığı iz bu. Bunu başka kelimelere, başka şekle de dönüştüremiyorum.
belki ezberi bozamıyorum bu kısımlarda ama kusura bakmasınlar. İş böyleydi. Gittim küçük tüpte çay demlenen bir şube, İstiklal Caddesi'nin bir arka sokağı ve başka bir dünya. Yani inanılmaz bir gerçek. Hayatımda hiç görmediğim, korunaklı büyüdüğünüz bir semtten çıkıyorsunuz, Yeşilçam'ın göbeğine düşüyorsunuz. Yani enteresandı. Orada o zaman 87 farklı cinsel tercihleri gördüm. Farklı hayatları gördüm. İstanbul'da kalan azınlıkları gördüm. Ermeni, Rum vatandaşları, ticaret, otoyedek parçaları onların elindeydi. Ticaret yapanları gördüm. Yani dedim ki, ya Münta, hayat böyle bir şey. Belki işte çok iyi okullarda mezun olamadın ama hayat seni öyle bir üniversiteye koydu ki, yani en baba üniversiteden çıkan bile hayatı bu kadar iyi gözlemleyip iyi konuşamaz hayatla. O sana söylüyorum. Tarlabaşı benim MBA'imdi. Gerçekten öyle. Sonrasında tabii sizi hırslandırıyor. Ben çok hırslı, çok gözükmek isteyen, çok lider bir karakterim olduğunu bilmiyordum. İş hayatına girince bütün kadınlar gibi biz hayatı ilk işe başladığımızda parayla tanışıyoruz, insanlarla tanışıyoruz, sosyalleşiyoruz, erkeklerle iletişim kuramadığımızı görüyoruz, utanıyoruz, sokakta yürürken başımız yerde, bunu kadın olmanın gerekliliği gibi algılamışız. Binlerce kulağa üflenen, binlerce kulağa konuşulan şeyleri aslında sosyalleşirken üzerinizdeki etkilerini de görüyorsunuz. Yani özgür olmakla özgürlüğün ne olduğunu anlamamak arasında bile bir gelgitiniz oluyor. Ama orada Güneydoğulu olmak şeydi, iyi bir şeydi. Onu fark ettim. Çünkü Urfa Siverekliyim dediğimde oradaki insanlar sizi koruyor. Birden birilerinin bacısı oldum. Birden siz o kişiliğinizde, vücut dilinizde sergilediğiniz karakterle birileri tarafından kabul görüyorsunuz. Gibi gibi. Çünkü o sokaktan yürüyüp servise binmek için Taksim'e kadar yürümeniz ve Gezi Parkı'nın içinden geçip orada Marmara'nın bir otel vardı. Onun önünden servise bin. Düşünsene karanlık yolları. Ama olsun dedik. Gerçekten müthiş bir süreçti benim için. Ben bir kere ticaretin insanlar üzerindeki gücünü orada gördüm. Hiçbir kadın iş sahibiyle hiç karşılaşmadım. Hiçbir kadın girişimciyi görmedim. Hiçbir rol modelim olmadı. Ama ben ruhun cinsiyetinin olduğunu düşünmediğim için girişimciliğin de cinsiyeti yoktur dedim. Erkek müşterilerin o ticaretle para kazanmadan ve yarattıkları etkiden dolayı ne kadar güçlü, ne kadar özgüvenli olduklarını fark edince bunun sebebi önceden hayatın içine dahil olmaları, önceden para kazanmaları, önce iktidarın keyfine vardıkları için erkekler daha çok dışarıda. Yani o yüzden çalışmayı çok sevdim. Ben de kadın olarak hiçbir zaman ya ben kadınım, kadın cinsiyetinden kaynaklı şu 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 dayatmalar var. Münta sen de kendine bunlardan ilham alma. Evin olacak, çocukların olacak, eşin olacak. Hiç kafamda böyle bir hikaye hiç dönmedi. Hiç dönmedi. Sizin kafanızda dönmemiş olabilir ama ailelerin o çok yoğun, hala da devam eden baskıları olur. Hele de bir kız üniversiteyi okuduysa tamam artık çoktan aslında evlenme çağı gelmiş oluyor da geçmiş oluyor. Ailenizden baskı gelmedi mi size hadi evlen hadi evlen diye? Geçen bir ailem var. Çünkü çok sosyal demokrat. Herkesin okuduğu, kadın erkek ayrımı yapmadan belki o bölgede yaşamaktan ya da toplum içinde kabul görmek için kız çocuklarına dayatılanlar vardı. Bu zaten bütün biz kız çocuklarının beyninin içine işlenmiş bir durumdu. Biz nerede ne yapıp yapmayacağımızı biliyorduk zaten. Ama benim ailemde sen kız çocuğusun, evleneceksin, bize böyle bir hayat önümüze sürülmedi. O yüzden çok şanslıyım. Yani Güneydoğulu aileleri algısı batıda çok farklı. O filmlerdeki yine sanat dünyasının, o sinemacıların, o tiyatrocuların farklı bölgeleri işleme şekilleriyle toplum birbirini tanıdı. Ta ki dijitalleşme belki olana kadar. Yoksa herkes bir filmle, bir hikayeyle, kendi ön yargısıyla
kesip biçiyordu insanları ya da bölgeleri. O açıdan ben şanslıydım, öyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Zaten sonradan bu kadar özgüvenli ve cesaretli olmanız zor olabilir. Belki çok hata yaparak elde ederdiniz ama doğuştan ailede herkeste öyle bir şey, cesaretli, özgüvenli insanlar var. Ben de onları zaten rol model aldım. Başta annem ve ablalarım. Yani çevremde hiç ben zayıf karakterli bir kadın görmedim. Ne halam, ne teyzem. Hatta erkekler belki dışarıda çok daha güçlü tavırlar sergiliyorlar ama evde herkes şeydi, eşitlikten yanaydı. Çünkü kimse ağzının tadını bozmak istemiyordu bence. Kesinlikle. Halen de öyle ya. Gerçi evlerde hani kadınların sözü geçerli gibi görünse de yine de aslında ataerkil bir toplumuz maalesef. Peki liseden sonra bankada başladın. Bankadan sonra yolculuk nasıl devam etti, kariyer yolculuğunuz? Bankadan sonra ben 3 senede eğitmen oldum dış işlemlerde ve şef oldum. Yani bankacılık tarihi çok nadirdi böyle. Çok hızlı kariyer basamaklarını tırmandım ama ben hiç ait hissetmiyordum. Çünkü ben sabah 9 akşam 6 insanı değilim. Bunu bankaya başladığımda gördüm ama yapacak bir şeyim yoktu. Çünkü sermaye yok, network yok. O zaman network olduğunu bilmiyoruz tabii. Ondan sonra nereye, nasıl gideceğinizi bilmiyorsunuz. Navigasyon yoktu. Yani girişimcilik navigasyonu bile yoktu. Hani mentore, paraya, sermaye nasıl ulaşırsınız, bilgiye nasıl ulaşırsınız yoktu. O açıdan benim kanatlarımla uçabilmem için biriktirmem gerekiyordu. Ben o döneme aslında hep biriktirerek geçtim. Hem bilgi, hem insan, hem network açısından. Eşimle tanışınca, benim bankada müşterim değildi. Herkes bankada evlendiğimi duyunca sanki zengin bir müşteri buldum da evlendim önyargıları da oluşuyor. Yok vallahi, onda da bir şey yoktu, bende de bir şey yoktu. Evlenmeye karar verince... Evet ya. Ama müşteriymiş, vardır bir şeyler. Millet böyle mi dedi? Herkes altını kazıyor. Hani bankada çalışan birisi olunca, bir de işler de yolunda gidince yani mutlaka zengin bir müşteri. Bunu da espriyle araya katmış olayım. Sonrasında biz evlenmeye karar verince o da zaten kendi işini yapmak istiyordu. Ben de yapmak istiyordum. Bankadayken biz Güvensan Tesis Hizmetleri'ni kurduk. O kendi arkadaşlarıyla birlikte bu işe start verdiler. Ben 1,5 sene sonra evlendikten sonra da hemen ayrıldım ve şirketin içine dahil oldum. Dahil olduktan sonra gerçekten şeyi gördüm, başka bir hayatı gördüm sevgili Tüla. Nasıl bir hayat? Mavi yaka denilen bir kesim var. İnsandan insana hizmet veriyorsunuz, müşterinin evindesiniz. Gizlilik ilkesi şart, mahremiyetler var ve eğitimsiz bir kesim. Ama sektörü size biçtiği bir değer. Ya benim hayatım hep algıları tersi çevirmekle, uğraşmakla geçti. Yani o yüzden eksiği artıya çevirme konusunda çok başarılıyım. Felsefe yapmayı öğretti bana bu durum. İyi kelime seçip iyi cümleler kurmayı. Yani hayat beni konuşturuyor gerçekten. Çünkü sermayem neydi? Değerlerimdi, bir de şu dilimdi. Bir de çok çalışkanım. Dayanma gücüm yüksek. Güvensan'a geçtikten sonra 4 sene hiç çocuk yapmadım. Bütün temizlik sektörünü anlamak, bilmediğim işi için alın teri dökmeden onu yönetebilmenin mümkün olmadığını zaten öğrenmiştim. Yani çıkıp Türkiye'de patron olmak çok kolay. Belki dünyada da öyledir. Şirketi kurduğunuz anda patronsunuz. Otomatik bir sıfat veriliyor size. Ama ben benim niyetim patron olup bir yerde oturmak değildi. Biriken enerjimi, bilgimi, tecrübemi aslında fiyata dökmekti. O yüzden deli bir gücüm vardır. Halen öyle. Bazen çalışan ya mutanım diyorum ki ya hani bir beni geçseniz şu enerji konusunda gibi. Ve başka bir sektörde şunu gördüm. Lüksün kıyısında yaşayanlar diye bir tabirle mavi yakayı anlatmaya çalıştım. Evet, lüksün kıyısında yaşıyorlar ve siz onlara hak ettikleri hiçbir şeyi verme niyetinde değilsiniz. Ama merhameti yüksek, sosyal adaleti inanan, eşitlik için mücadele eden bir toplumda yaşıyorsunuz aynı zamanda. Zekatı, fitreyi bilen bir toplum. Ama biz sağımızı, solumuzu, birbirimizi göremiyoruz. Yani eşitliğe körüz.
doğruluğa körüz. Ondan sonra ya dedim Don Kişot olduk bir anda kendime Don Kişot. Yani kimle savaşacağım? Hem ticaret yapacaksınız, güçleneceksiniz hem de savaşacaksınız. Vallahi yılmadan işte yıl 2021 halen sektör, halen bu işin algısının çok oturduğunu düşünmüyorum pandemiye rağmen. Zaten bilen müşterilerle yol alıyorum. Buna inanan, yani ben şöyle diyorum, temizlik aslında bir kültür ve vicdan işidir. Kültür müşteride ve bu işi satanda, vicdan ise yine o işi yapanlarda, o hizmeti üretenlerdedir. O yüzden pandemiyle birlikte birazcık tamam dedim ya, işte hak ettiğimiz değeri bulacağız derken yine kanımsama ve özümseme konusunda çok hızlıyız. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyoruz. Pandemi yani yine ben şimdi geriye yine döndüreceğim sizi. Şimdi bir kadın olarak güven sandasınız, şirketi yönetiyorsunuz. Peki hangi zorluklarla karşılaştınız? Kadın olmaktan kaynaklı hangi bakış açılarıyla, hangi tavırlarla karşılaştınız ve neler yaptınız? Bunları merak ediyorum. Kadın olarak ben bir zorluk hatırlamıyorum. Çünkü cinsiyetime ben takılmadım ki, karşı tarafa bu mesajı vermedim. Yani ben kadınım, şöyle olur böyle olur, kadın olduğum için haksıza uğradım, kadın olduğum için kazandım diye bir hikaye yok. Ticarette sizin işinizi nasıl yaptığınız, nasıl kendinizi ifade ettiğiniz, şirketinizi nasıl anlattığınız da doğru orantılı. Ben kadınların bu söylemleri kullanmasına da karşıyım. Erkek egemen bir sektörde kadın oldum. Zaten böyle konuşursam zaten erkek egemenliğine devam edecektir. Kabul ediyorsun çünkü oradaki egemenliği. Belki hissedebiliriz. Belki bu dünyayı içinde görüyoruz engelleri. Ama ona takılmadığımızın mesajını verirsek, karşı taraf da bu mesajı almazsa her şey yolunda da gidebilir. Yani benim kendi hayatımda kadın oldum, şöyle oldu, böyle oldu kısmı yok. Yani iş hayatının içinde ne yapmanız gerekiyorsa ona göre hareket ettiniz. Yani ben de cinsiyetimi masaya koymadım. Kimsenin de cinsiyetime bakarak beni değerlendirmesine izin vermedim. Siz erkeksiniz diye de biat etmedim. Aklın da cinsiyeti yoktur. Yani işinizi nasıl yaptığınızı bakar. Biz insanlar birazcık kendi kendimize kodlamalar yapıyoruz. Kadınız, erkeğiz, şudur budur diye. Tabii ki yani Türkiye'de kadın olmak zor değil mi? Tabii ki zor. Ama ben kendime baktığımda takılmadan yol alabiliyorsam bence birazcık biz kadınlar da dilimizi değiştirmek zorundayız. Peki Güvensan kurulduğundan bugüne nasıl bir gelişim kaydetti ve sizin başka girişimleriniz de var. Onlardan da bahseder misiniz? Güvensan kurulduğundan bugüne kadar bizim sektörde sürdürülebilir olmak başlı başına bir olaydı zaten. Ben şunu gördüm. Müşteri ihtiyaçları netti. Müşterinin beklentileri de netti. Ben müşteride çalışanda vazgeçilmez olmanın derdine düştüm. Çünkü sürdürülebilir olabilmek için çok doğru müşterilerle doğru bir yolculuğa çıkmanız gerekiyordu. Ama müşterileri de hiçbir konuda hayal kırıklığına uğratmamanız. Bizim sektör insan olduğu için yasal mevzuat, işçi sağlığı, iş güvenliği, eğitim gibi konular gerçekten çok önemli. Müşterilere hep şunu anlattım. Temizlikle ilgili bir kusuru telafi etmek çok kolaydır. Ama yasal mevzuattaki kusurları telafi etmek çok zor. Çünkü itibar yönetimi var orada. Hem müşterinin itibarını yönetiyorsa hem kendi itibarınızı. O yüzden hep ticareti bir duyguları yönetme sanatı olduğunu tanımladım. Temizliği de hayatın temizlikle başlayıp temizlikle bittiğini, bir doğduğumuzda bir öldüğümüzde yıkandığımızda temizliğin bu kadar önemli olduğunu, birazcık da insanların ruhuna, beynine dokunarak bu işin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Şirket çok büyüdü. Türkiye'ye ilk açılan firmalardanız. Ben 99-2000 yılının başlarında Türkiye'nin her yerindeydim. Kendi çalıştığım bankanın en büyük tedarikçisi oldum. Evet, sonra oradaki konu da aslında memuriyette çalıştığım o performansımın ticarette benim için ne kadar önemli bir anahtar, bir büyük bir sermayeye dönüştüğünü, bu da benim hayat hikayemdeki dönüm noktalarındandır. Düşünsene, çalıştığınız banka diyor ki ben sana vermeyeceğim de kime vereceğim çünkü benim yetiştirdiğim birisin sen. Burada da işte o performans, aslında kimse patrona çalışmıyor. Herkes kendine çalışıyor ve hayatına çalışıyor.
O yüzden çok büyüdük, müthiş işler yaptık. Hep Türkiye'nin ve yerelin ve globalin çok büyük firmaları hep müşterilerimiz oldu. Halen de öyle. Ben bu sektörün butiği, bu sektörün gerçekten darmış, yani bu sektörden darbe yemiş ama sağlam bir tedarikçi arayanların hep firması olma hedefiyle yola devam ettik. Çok sosyal sorumluluk projeleri yaptım şirket içinde. Mavi yaka hikayeleri, iki yakamızı bir araya getirdik. Kusursuz ev işleri eğitim projesi, ev hizmetlerinde çalışan kadınların sertifikalanması ve hayata dahil edilmesi konusunda belediyelerle sayısız kadına ulaştım, işsiz kadına sertifikalandırdık. Sonra Green Step diye mimarlık ve müteahhitlere aslında bina bakımı ile ilgili danışmanlık bir eğitim projesiydi. Hatta onun da adını şöyle koydum, haddimizi aştığımızı biliyoruz diye. Çünkü Türkiye'de bir temizlik firmasından gelip ya şu taşı şunu seçmen lazım, şu malzeme değil şu olsun dediğinizde insanlar size bir haddinizi bildirir. O yüzden onlar bildirmeden ben kendime bildirerek yola çıktım. Ondan sonra çünkü ben ticaretinizi yaparken sektörünüzde gördüğünüz sorunları da çözerek yol almanız gerektiğini inanıyorum. Bu bir sorumluluk. Girişimcilik de bir seçilmişliktir. Sadece size hayat size versin, sizi doyursun diye vermez. Aslında onu kendi ekosisteminiz içinde, çalışanlarınızla, sistem içinde bunun paylaşım platformudur ve siz de o yüzden seçilmişsinizdir. Bunu da öyle adlandırdım. Başka türlü kolunuz kalkmaz, kazandığınızı paylaşmak istemezsiniz çünkü. Güven sana iyi gidiyor. Bir araya girelim. Güven sanda kaç kişi çalışıyor? Bunların kaçı kadın, kaçı erkek? O bilgileri de paylaşırız. Tabii Güven Boom'un imzacısıyım. Cinsiyet eşitliği konusunda yıllardan beri belki 15-20 yıla yakındır imzacılarındanım. %43 kadın istihdamı, diğeri erkek. Bunun da sebebi çok net zaten. Hizmet işi olduğu için insan gücüne dayalı. Siz güce dayalı performans ve yetenek yönetimi yapmak zorundasınız orada. Bizim sektörde genelde çalışan sayısına çok itibar ederler. Benim çalışan sayılarım 2000, 3000, 4000 oldu ama şu anda 1000'in üzerindeyiz. Niye böyle? Çünkü ben şunu söyledim. Bir şirketin sürdürülebilir olması, varlığını, kalitesini, değerini bozmadan devam ettirmesidir en büyük sermaye. Çünkü biz asker istihdam etmiyoruz çok adam olsun çok şey. Bu da bizim sektörde çok yabancı şirket var. 2015'te bir slogan yazdım. Yerel firma olmanın gücüyle hizmet üretimi diye. Yerelin kayıtsız şartsız yaşaması şart. İyiyse tabii ki. Değer yaratıyorsa, gerçekten farklılıklar üzerine kurgusu varsa yerelin yaşaması da çok önemli. Bizim sektörde çok yabancı sermaye var. Biz onlarla rekabet ediyor muyuz? Onlar mı bizi yaşatıyor? Bir kısmını bile bilmiyorum. Çünkü çok müthiş bir pazar payı var burada. Ama biz yolumuzdan, yarattığımız değerden hiç vazgeçmedik. Sonra 39 Kalamış'ı duymuşsunuzdur. 39 Kalamış Marina Otel Restoran diye. 2016'da açılması gereken bu otel maalesef 15 Temmuz ondan sonraki ekonomik krizlerle birlikte 2019'da açılışını yapabildik. Yaptık. 3 ay sonra pandemi patladı. Şu anda da ticaretin başka bir noktasında nasıl iş yapılır, nasıl top çevrilir, nasıl var olduğumuzun hikayesini yaşıyoruz herkesle birlikte. Nasıl giriş yaptınız? Nasıl karar verdiniz açmaya? Şimdi Güvensan'da yatırımlarımızı, kazançları tabii yatırımlara çeviriyorsunuz. Yatırımlara da daha çok böyle gayrimenkul alımları yapmıştık. Kalamış Marina'da bir mekanımız vardı. Önce orada oturuyordum. Sonrasında da ya bu ev çok büyük. Hep de Anadolu yakasında da bir butik otel yok Marina'da böyle denize yakın Kadıköy tarafında. Eşime fikriydi. Önce ben çok istemedim ama sonra da tamamdı çünkü ortağız aynı zamanda. Tamam o zaman kolları sıyırdık, girdik bu işe. 2019 Aralık'ta açılışını yaptık. Yaptık ama 3 ay sonra dediğim gibi pandemiyle. Butik otel olması gerçekten büyük bir avantajdı. Çünkü pandemi bir de Güvensan'ın
vizyonunun, know-how'ının içeride olması bizi bir tık daha çok hızlı adapte ettirdi. Çünkü güven sandığı zaten pandemi patladığı anda biz ekosistemimize bilgi becerimizi, know-how'umuzu yaydık. Neler yapmamız gerekiyor artık bu andan itibaren. O yüzden otelcilik bana hep şey dediler, ya bilmediğim bir sektör, ne işim var orada? İnsanlar zaten bilmediği sektörlerde yaratıcılığı tavan yapar. Bildiğinizde bir süre sonra debelenebiliyorsunuz o çamurun içinde. Ben de şey dedim, bana böyle çok şey gelince soru, bir cümle yazdım. Aslında bilmedikleriniz yeni hikayelerinizdir. Çünkü orada yaratıcılık başlar, orada da dayanma gücünüz artıyor. Çünkü toyluğunuz var. Şimdi güven sandığındaki olaylara benim tavrım, tahammül gücümle 39'daki durumlara tahammül gücüm arasında çok fark var. Yani yeni doğmuş bir bebeğin gazını almam gerektiğini biliyorum. Diğerinde hadi kalk kendi ayaklarının üzerinde dur. Bu kadar yaşım var falan filan diye söyleyebiliyorum oradaki arkadaşlara. Öyle yani. Peki, seviyorum. Bir de restoran var değil mi? O otelin içinde mi ayrı mı? Otelin altında, o da bir şans oldu. Aslında iki farklı ama otelle birlikte hareket ettiği için restorantımız da kapanmadı. Çünkü otel müşterileri için bir restorantın varlığı çok önemliydi. Temiz otel belgemizi de aldık bu süreçte. Çünkü çok hızlı dediğim gibi adapte olduk. Büro Veritas'ta da çalışıyoruz. O yüzden haftalık denetimlerimiz yapılıyor. Biz zaten çok da ana baba günü değil, zaten 39 oda var. Ama hem müşterilerimizin hem kendimiz hijyen kurallarına uyarak bu dönemi umarım daha fazla yara almadan hem ekonomik hem ruhsal hem fiziksel anlamda hem bireysel hem ülke olarak, dünya olarak yara almadan inşallah atlatırız. Zaman zaman herkes gibi bizler de sıkışıyoruz yani. Nedir bu diyoruz yani işte. Hayal gibi değil mi? Evet, yani böyle şey gibi, bilim kurgu filmleri olur ya, Walking Dead'ler gibi falan, hani resmen öyle bir filmin içindeyiz ve biteceği de görünmüyor. Yani aşılamalar evet başladı ama bu sürecin aşılarla birlikte daha 2 yıl devam edeceği ve 2 yıl sonra da ne olacağı da hala belirsiz. Genel olarak baktığınızda hani evet, sizin restoran ve otel gerçekten bir şanssızlık olup pandemi dönemine gelmiş ama anladığım kadarıyla hala ayaktasınız ve nihayetinde restoranlar kapalı da olsa otel olarak hizmet veriyorsunuz. Ama bir taraftan da Güvensan sizin aslında en büyük iştirakiniz. Pandemi sizin Güvensan açısından söylüyorum, işinizi nasıl etkiledi, ne yaptınız ve nasıl bir beklenti içindesiniz şirket olarak? Pandemi ilk herkes gibi biz de şoka girdik. Hey ne oluyor, nereden geldi bu diye. Hızlı aksiyon aldık. Biz hiç sahadan ayrılmadık. Sağlıkçılarla temizlikçiler, yani hizmet sektöründe olanlar herkes sahadaydı. Yani öyle bir lüksümüz yoktu bizim. Çünkü bir yüzde Mart gibi, Mart'ın zaten sonu gibi başladı. Nisan, Mayıs %20-25 gibi bir küçülme oldu. Bu bütün sektörlerde oldu. Herkes böyle bir şoka girdi. Ondan sonra yeni dünya düzeni geliyor. Hey uyanın, kendinizi hazırlayın. Yeni dünya, yeni dünya. Bir dakika. Yani bu kimin dünyası? Bunu kim empoze ediyor? Arkanıza dönüp bakıyorsunuz. Anadolu ya da hiç teknolojiyle bunlarla haşır neşir olmayanların dünyası hiç değişmedi ki. Hala 50'leri, 60'ları, 70'leri yaşayan insanlar var bir yıl olarak. O yüzden Allah'tan ciddi bir bilgi beceri, yani benim Güvensan Akademi var. Ben işin başına geçtikten sonra ilk yaptığım iş akademiyi de kurmaktı. O yüzden çok yazı var, çok bilgi var. Onları hemen bir muhteşem bir sunum haline getirdik. Bizimle datamızda olan herkesle paylaştık. Artık temizlik ve dezenfeksiyon birbirinin ayrılmaz parçası. Bu bir lüks değil. Temizlik lüks değil. Dezenfeksiyon lüks değil. Çünkü hayatın içinde yaşam koşulları değiştikçe hastalıklar da şekil değiştiriyor. O yüzden uyum sağlamak, teknolojiye uyum sağlamada hızımıza yetişen yok. Ama kişisel olarak bakımımız, varlığımızın devamlılığı için de temizlik hijyen. Ona baktığımızda hep göz ardı etmişiz. Şu anda müşterilerimizin ve bizlerin bunun artık kalıcı bir kültüre dönüşme niyeti bu durumu
sürdürülebilir olmasına hizmet edecek. Yok bu gelip geçecekti deyip yine eski tas eski hamam olursa yine böyle gel gittiler, böyle pandemi tarzı patlamalar belki yaşayacak. Çünkü ortam da bunu gösteriyor. Şu anda müthiş bir dezenfeksiyon talebi var. İnsanlar şoka girdi. Yani herkes eline beyaz tulumu giyen, o pompayı alan herkes bir anda dezenfeksiyonda yetkin ve bilir kişi olarak addedildi. Hani doktorların beyaz önlük giyip itibar görmesi gibi. Biz orada dedik ki bir dakika, müşteri bilinçlenmesi her zaman bizim için önemli. Çünkü müşterinizi ne kadar bilgiyle donatırsanız o kadar doğru tercih yapar ve haksız rekabete uğramazsınız. O yüzden aslında dezenfeksiyonda kullanılan ürünler nedir? Nanoteknoloji ürün nedir? Hangi ürün nerede kullanılır? ULV nedir? Manuel uygulama nedir? Gibi gibi müthiş bir sunum hazırladık ve gönderdik. Artık gerisi müşterilerin kabulü ve uygulama kararına bağlıydı. Bizim çalıştığımız müşteri portföyümüz gerçekten bunun bir kültür olduğunu biliyorlar. Hani biz dostumuzu seçer gibi müşterimizle birbirimizi seçtik. O yüzden şu anda her şey çok yolunda, iyi gidiyor. Ama her dönemin bir cabar firması çıkar ortaya. Fiyat politikasını, hizmeti, beklentileri alt üst ediyor. Şimdi bir de bütçeler var. İnsanlar bence arada kalıyor. Ekonomik anlamda çok zarar gördük. Bir ekonomik, bir de dezenfeksiyon, temizlik ve bunun için harcanması gereken bir bedel var. Artık orada karar müşterinin ve bireysel kararlar devreye giriyor. Biz varlığımızda devam ediyoruz. Bu arada çok büyük kurumlar bizimle Türkiye geneli kampanyalar yaptı dezenfeksiyonda. İsim vermem gerekir mi bilmiyorum. Verebilirsiniz arzu ediyorsanız, önemli değil. Bankası, Anadolu Sigorta ve bazı global firmalar, onların ismini vermeyeyim belki sorun olabilir. Onlarla Türkiye genelinde dezenfeksiyon kampanyaları yapıldı bizimle. Bu firmalar tarafından tercih edilmek, Türkiye genelinde bu hizmeti verebilme gücümüzden dolayı da hızlı hareket ettik ve hızlı aksiyonlar aldık. O yüzden yani gelgitli de olsa ruh hallerimiz, çünkü müşterilerin de ruh halleri gelgitli. Herkesin ruh hali gelgitli. Birbirimizi anlayarak, birbirimizi pamuklara sararak iş ortaklığımızı devam ettirmeye çaba gösteriyoruz. Tedarikçi olmak zor, zor onu söyleyebilirim. Eminim çok daha iyi yakından gözlemişsinizdir. Girişimci kadınlar ya da çalışan kadınlar hangi sorunları yaşıyorlar sırf kadın olmaktan kaynaklı ve sizce neler yapılmalı? Vallahi kültür. Yani bu ülkede ya da dünyada cinsiyetçi kodlamalarla başlayan, adını kültür, gelenek görenekler dediğimiz kavramlarla kendimize engeller koymuşuz. Yani buna kadını için de geçerli, erkeği için de geçerli. Ben kendi sürecime bile baktığımda biz kadınların hep bir korunarak büyütülüyoruz. Hep bize bir şey olacak. Bize bir şey olursa da ailenin başı yere eğecek. Hep bizim üzerimizden var olma, özellikle erkeklerin toplumda var olma. Buna anneler, ailedeki büyük kadınların da destek vermesiyle bu sistem bugüne kadar gelmiş. Yani yanlışı uygulayan hem kadın olmuş hem erkek olmuş. Yani ebeveynler açısından baktığımızda. Sonra böyle sürekli korunaklı büyütülüyorsunuz. Özgüven eksik, cesaret eksik. Ondan sonra iki kelimeyi yan yana getirmekte yüzünüz gözünüz kızarıyor. Ve binlerce beyninizden soru geçiyor. Bir şeyi, bir toplulukta bir fikrinizi beyan edeceksiniz. 30 kere içinizde savaşıyorsunuz. Acaba birisi bir şey der mi? Acaba dememe gerek var mı? Sonra vazgeçiyoruz. Hep köşelerde, hep dinleyen, hep biat eden, hep boş ver. Çünkü aileler de öyleydi. Et diye süt diye dokundu. Bunu kızına da söylüyor, erkeğine de söylüyor. Ama kız çocuklarında daha çok namusun onlar üzerinden ailenin erkeklerine, aileye gelebilecek lekeler konusunda da müthiş bir sorumluluk verme hali var. Şimdi bu kadar daha en sevdikleriniz tarafından, en güvendiğiniz ortamda bu şekilde hayata hazırlanırken sonra çıktığınızda kendinizle mücadele ediyorsunuz doğal olarak. Öyle değil mi? Yani siz de kendi gençliğinizde gözlemlediğinizde
ya niye, nasıl bu kadar şey biriktiriyorum? Yani yaptığım işler de bana toplumdaki bu toplumsal sorunların hep gösterdi. Yani bakıyorsun mavi yaka denilen, yani eğitimsiz kesim ayrı, eğitimli kesim ayrı. Sonra dönüp diyorum ki bir dakika ya, eğitimli kesimler neden toplumun iyileşmesi için çaba sarf etmedi? Neden taşın altına elini koymadı? Neden her eğitim alan kendini toplumdan ayrıştırdı? Neden kendi alanlarını yarattılar? Neden bu bağlar koptu? Binlerce neden var. Ondan sonra da dönüyoruz, diyoruz ki neden kadınlarımız böyle? Bunu erkekler de söylüyor. Kim engeliniz oldu? Kalkın yapın. Kim size ne dedi? Tabii ki yani belki onun yetiştirme tarzında bu geri bildirimler de doğru. Çünkü insanları bulunduğu noktadan da değerlendirmeniz gerekiyor. Ama bulunduğunuz noktada sizin başınıza gelmeyenler, ülkenin genelinde olan durumları algılamanızın engeli değildir. Tamam, benim hikayem değildir derseniz çıkarsınız. Başkalarının hikayeleriyle de taşın altına elinizi koyarsınız. Maalesef böyle bir durum olmuyor. Sonra dediğim gibi, hani başta da anlattığım gibi, kalkıyorsunuz iş hayatına giriyorsunuz. Parayı ilk defa o zaman öğreniyorsunuz. Rekabeti o zaman görüyorsunuz. Hani komşunun çocuklarıyla olan rekabeti de benzemiyor bu. Var olmak, başarılı olmak. Şimdi de biz kadınlar ne yaptık? Evden çıkıp hayatın içine dahil olduğumuzda bir savaşımız kendimizde oldu ya da savaşamadık, kaybederek köşelerimize çekildik. Ondan sonra rekabetin, hani erkek rekabeti var, kendi hemcinsinde rekabetin var, kendinle var. Ondan sonra da çıkıp ne yapmanız gerekiyor? Ha, başarılı olmam gerekiyor. Başarılı olmazsam kendimi ifade edemem, etki alanımı yaratamam. Bu sefer ne yapıyoruz? Kendimizi unutuyoruz. Ruh ve beden, ruh bedenden ayrılıyor. Ruh sürekli rekabet, sürekli başarı peşinde. Sonra dönüyorlar. Bu kadınlar çok hırslı. Ya biz sonradan katıldık. Bu aslında, bu çok hırslı kadının cinsiyetinden kaynaklı hırçınlığı değil. Bu hayata 10-0 geriden başlayan Tarzan'ın hikayesi. Şimdi önceden hayata dahil olanlar kaplumbağa moduna geçince, onlar yürümeyi tercih ederken arkadan gelen mecburen tavşan moduna geçiyor ve koşuyor sürekli. Efor sarf ediyorsunuz. Bu efor da sizin fit kalmanıza sebep oluyor. Şirketlerinizin, zihninizin, mücadele gücünüzün fit kalmasına sebep oluyor. Bu bir hırçınlık değil, bu varoluş hikayesi. Bu ben de varım demek. Bunun içinde başarıya odaklanıyoruz. Çünkü başarılı olmadığımda, bu benim için de geçerli. Kim beni dinleyecekti? Eşim mi dinleyecekti? Çocuklarım mı? Ailem mi? Sevdiklerim mi? Dostlarım mı? Hiç tanımadığım insanlar beni nasıl dinleyecekti? Malzemelerimin olmasına ihtiyaç vardı. Malzemesiz zaten konuşamazsınız. O yüzden bir sepeti, hem sepeti doldurduk hem koştuk, hem doldurduk hem koştuk. Ondan sonra da bu durumlar devreye giriyor. Özgüven, cesaret eksikliğimizi tamamlamak zorundayız. Sevgili Tülay, ben gençlerle 2004'ten beri çok aktif çalışıyorum. Gençlere baktığımda, ya benim yaşadığım süreci, aramızda 40 yaş var, belki 30 var, belki 20 var. Dönüp bakıyorum, aynı kader, aynı sorun, aynı ana baba, aynı bakış açısı. Çünkü toplum değişmiyor. Toplumun yarattığı kurallar silsilesi değişmemiş ki. Yani deniz kenarında bir köy denizi görmüyor. Sadece toprağa bakıyor. Ya baksana maviye, yeşile, sen de yaşam tarzını değiştirsene. Değişmeyen bir insan kaynağı var. O yüzden kadın olmak zor, erkek olmak da zor. Bunu da belki sonradan soru gelecekse, erkekler konuşuyor da bunu da öyle masaya yatırdım. Yani zor bir durum var, zorluğu da bizler, iki taraf yaratıyor maalesef. Erkekler konuşmaktan bahsedelim mi? Kaç yılında başladınız ve niye başladınız siz bu projeye? Ya başlamamın sebebi, yani 2004'ten beri sivil toplumlardayım. Yerel ve global çok STK'da oldum. Ta ki Arya'yı kurana kadar sevgili Ahu'yla birlikte. O döneme kadar biriktirdim. Yani hem kendi işimden dolayı, girişimlerimden dolayı, hem de hayatım içinde. Ya biz kadınlar için bir şeyler yapmaya çalışırken, farkındalık yaratmak, rol modellik. Dünya Kadınlar Günü'nde
devlet geliyor, erkanı, erkekler geliyor, açılışlar yapıyor. Tak diye gidiyorlar. Ya bir dakika, bizi dinleyecektiniz. Çünkü konu bizdik. Sizin açılış yapmanıza ihtiyacımız yoktu. Aslında birbirimizi duymamız gerekiyordu. Hey, gitmeyin, kaç yerde espriyle karışık demişimdir. Ya nereye gitti bu erkekler? Aslında tam duymaları gereken zamanda gittiler. Gidince dedim ki ya ben kadın girişimciliği, kadın istihdamı, gençler bilmem ne diye mücadele ederken kendim için, kendimle. Çünkü benim geçtiğim yollardan kimsenin geçmesini istemiyorum. Yani kimse yani geçmek istiyorsa geçsin de. Hani ben en azından elimden geleni yapayım. Dedim ki ya bir dakika, toplumsal cinsiyet eşitliği diye bir şey var. Feminizmi erkekler nasıl anladı? Kadınlar nasıl anladı? Feminizm ne? Ondan sonra neden hırçın kadın olarak yorumlanıyor? Sanki erkek düşmanı kadınların bir arada geldiği bir oluşummuş gibi. Halbuki kadın sorunlarına farkındalık, sosyal ve ekonomik anlamdaki farkındalık, toplumsal cinsiyet eşitliği de kadın erkek iki tarafın bir arada olması. Bunları biriktirdim, bir dakika dedim ya, erkekler nerede, sağıma soluma baktım, erkekler yok. O zaman dedim ki şu saha kenarındaki erkekleri bir çekelim içeriye, onlar için konuşalım. Konu kadın olmasın. Çünkü herkes kadın üzerinden konuşmayı sular seller gibi beceriyor. Bir erkeğe erkeklik nedir, sen kendi cinsiyetinle ilgili neler hissediyorsun, ne tür kodlamalar altındasın, ya senin ruhun ezildi mi, sen özgür müsünü sorduğumuzda kadından giriyor, kadından çıkıyor. Her seferinde bir dakika, konumuz sizsiniz diyorum. 2018'di. Yola çıktık. Çıktığımızda da ya deli misin? Vallahi çok taşlanırsın dediler. Ondan sonra risklidir dediler erkekliği konuşmak. Ya biz konuşmayalım. Kadınlar konuşacak bu konuyu. Çünkü erkekle çok ağır bir konu. Bunu erkeklerin oturup konuşması zor olabilir dedik. 2018'de başladık. Kaç sene? 3 seneyi bitirdik. Kimlerle yola çıktınız? Herkesle, toplumdaki herkesle. Ben gençlerle, ben yaptığım bütün projeleri gençlerle yapıyorum. Arya Kadın Yatım platformunun içinde yapıyoruz bunları. Çünkü orada da toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili hedeflerimiz ve aldığımız sorumluluklar var. Hep gençlerle projeleri yaparım. Çünkü onlarla birlikte yol arkadaşlığı beni de çok canlı tutuyor. Erkekler konuşuyor ama bu defa farklı konuşuyor dedik. Aslında konuşamadıkları için konuşuyor demiştim. Konuşmaları gerektiğini idrak edelim diye söylemiştim bunu. Konuşuyoruz. Çok açık yüreklilikle, şeffaflıkla konuşanlar var. Daha kontrollü konuşanlar. Ya erkekliği nasıl konuşuruzu anlamaya çalışanlar var. Ama konu cinsiyet eşitliği. Çıkış noktası da şuydu Tülay. Dedim ki dünyada kadına yönelik fiziksel ya da psikolojik bir şiddet varsa gelenekselde erkeğe uygulananın kadına yansıma halidir. Yani hey erkekler, size de bir kodlama var, bir şiddet uygulanıyor. İstemediğiniz bir hayatı yaşıyorsunuz, yaşatılıyor. O zaman yani bir tek kadına yönelik bir durum değil bu. O zaman birlikte hareket edelim, cinsiyet eşitliği. Çünkü insan temelinden hareket ettik. Buradan bir mesaj vermenizi istiyorum. Hem erkeklere hem de kadınlara. Toplumsal cinsiyet eşitliği neden gerekli ve bunun sağlanması için herkes ne yapmalı? Toplumsal cinsiyet eşitliği hepimizin meselesi. Yani ne bir kadının ne de sadece bir erkeğin meselesi, hepimizin meselesi. Bu meselenin bizlere olan engellerini, ayak bağlarını gördüğümüzde zaten çözüm için harekete geçmek çok kolay olacak. Çünkü insanoğlu geçmişten beri yaptığı en temel hata şu: sorunları göz ardı etti, etrafında dolandı, görmemezlikten geldi, benim sorunum değil dedi, gelecek nesillere pas etti. Bu bugünün sorunu. Bugün çözmedikten sonra gelecek nesillere pas etmek tembelliktir, sorumsuzluktur. Ondan sonra bu benim problemim değil demektir. Hayata karşı ihanettir bence. Yani insanlığa karşı da ihanet. O yüzden bu sosyal ve ekonomik anlamda özgürlüktür. Bir ailenin geçimini bir erkeğin sırtında devam etmesi de doğru bir şey değildir. Sonra şöyle bağlayacaktım. Erkekler Konuşur projesinde de şöyle bir sonuç çıktı. Bizi bir kadın yetiştiriyor. Kadınlar suçlu.
okey, haklılar, bir kadın yetiştiriyor. O zaman bir kadının eğitim hakkından mahrum bırakılmaması için de erkeğin harekete geçmesi şart. Kadının sosyal, ekonomik, her türlü eşitlik konusuna rahat ulaşması lazım. Bunun için mücadele sarf etmesine gerek yok. Üretkenlik için mücadele etsin. Hak, hukuk, özgürlük için bu kadar zaman kaybı olmaması gerekiyor. Yani olacak şey mi? Bunu kime soruyorum? Herkese soruyorum. Olacak şey mi bu diye. Ama durum böyle bir şey. İnsan ya, ötesi boş. Hepimiz aynı acıları çekiyoruz çünkü. Ya ben kızlarımın bununla uğraşmasını istemem. Çok haklısınız söylediğiniz şey. Yani benim geçtiğim yollardan başka gençler geçmesin, geçmesinler. Yani aynı zorlukları, aynı sıkıntıları yaşamasınlar. Ve bu değişim içinde herkes elini taşın altına koyup yapması gerekeni yapıp çaba sarf etsin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok keyifli bir röportajdı. Herhalde akşama kadar konuşurduk sizinle. Kesinlikle. Çok sağ olun katıldığınız için. Tekrar çok teşekkürler.